Merkez Bankası'nın çabalarıyla Türk Lirası'nda oldukça tehlikeli oyunlar oynanıyor. Bu arada swap piyasasında, özellikle Londra swap piyasasında da enteresan hareketlilikler var. Londra'daki yatırımcılar swap kanalları bir an önce açılsın baskısı oluşturmaya başladılar. Fransa Bilim Konseyi'nden korona ile ilgili gelen bir açıklama var. Bence çok dikkat çekici. Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye kararı aldı. Çavuşoğlu'nun S400 ile ilgili bir açıklaması var. Bütün bunları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlarım. Öncelikle Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamasıyla başlayalım isterseniz. S-400'ler konusunda ABD ile ortak çalışma grubu kurulması kararı alındı. Bu teklif Amerika'dan geldi, bizler de kabul ettik. Amerika'nın yeni yönetimiyle olumlu bir ilişki sürdürmeyi amaçlıyoruz. Katsa yaptırımlarının ağır ya da hafif olması önemli değil, yaptırım kararı yanlış diyor. İlk baktığınızda Türk tarafın hala dik durmaya çalıştığını görüyorsunuz. Yani katsa yaptırımları yanlış, Türkiye'ye bunların uygulanmaması gerekiyordu gibi açıklamalar yapılıyor. Ama masaya da oturmuş durumdayız. Demek ki S-400'ü ne yaparız ederiz de acaba Türkiye sınırlarından dışarıya çıkartırız ya da tamamen bir çöplük haline getirebiliriz. Bu konuda sanıyorum ki masada değerlendirilecek. Çünkü katsa yaptırımlarının çok daha ağırlaştırılmış bir şekilde geleceği ortada. Her ne kadar yakın geçmişte S-400'le ilgili çok milliyetçi açıklamalar yapılmış olsa da, bu bir namus meselesi gibi gösteriliyor olsa da, bugün yeni yönetimin gelmesi ve katsa yaptırımların gündemde olması ve katsa yaptırımların artık çok net bir şekilde yasalaşması nedeniyle, biliyorsunuz katsa yaptırımlarının olduğu savunma yasasını Trump veto etmişti, ancak dün senatodan bir kez daha yüksek bir çoğunlukla geçti. Hem savunma yasası hem de katsa yaptırımları bir daha vetoya uğrayamayacak. Katsa yaptırımları geçtiği için de Dışişleri Bakanlığı bir adım atma kararı aldı. Bu da S-400 konusunda aynı Rahip Brunson krizinde olduğu gibi çark ederek olacak. Gördüğümüz o. Bir U dönüşünün hazırlıklarını hissediyorum ben bu açıklamalardan. S-400 meselesi tamamen soğutulup rafa kaldırılabilir. Hatta S-400 meselesi bir daha hiç gündeme getirilmeyebilir. O zaman anlayın ki S-400 konusu kapandı. Hele ki Rusya ile olan ilişkilerde bir gerilim ortamı olursa, işte o zaman çok net bir şekilde Türkiye'nin tekrar Rusya, Çin, İran paktından ayrılıp Batı paktına döndüğünü göreceğiz. Pek çok konuyla ilgili de geri adım atılabilir. Kimse şaşırmasın. Mevlüt Çavuşoğlu bu açıklamasıyla ilgili 1000 tane sonuç çıkartabiliriz arkadaşlar. Ama bir tane sonuç var ki o da S-400 konusunda Türkiye büyük ihtimalle geri adım atacak. Agresif açıklamalar yapılmayacak. Çünkü katsa konusunun ne kadar ciddi üstümüze geldiği görülmeye başlandı. Gücünüz yoksa, ekonomik altyapınız özellikle buna uygun değilse, ithalata bağlıysanız ve üretim yapmıyorsanız ve dolarınız bu kadar kırılgansa, o zaman yapacak bir şeyiniz yok. Öyle ya da böyle geri adım atıp tavizler vermeye başlayacaksınız. Evet, S-400'de tavizler veriliyor. Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye meselelerinde de tavizler verilirse, anlayın ki arkadaşlar biz boşuna bu kadar zaman, büyük paralar kaybetmişiz. Büyük streslerle yaşamak zorunda kalmışız ve boşuna halkımız bu kadar fakirleşmiş. Bu da çok önemli bir mesele. Bunu da uzun uzun sorgulanması gerekiyor. Özellikle milliyetçi kardeşlerimiz tarafından. Bir başka mesele, biliyorsunuz Türkiye'nin hukuk sistemiyle ilgili. Hukuk sisteminde çok ciddi sorunlar var. Pek çok yabancı yatırımcı, özellikle doğrudan yabancı yatırımcı dediğimiz fabrikalar Türkiye'ye tam gelme kararı alıyorlar. Sonra bakıyorlar ki hukuk sistemiyle ilgili çok ciddi çetrefiller var. Hemen arkalarını dönüyorlar ve koşar adım buradan kaçıyorlar. Bunun son örneği olarak da Volkswagen karşımıza çıktı. Biliyorsunuz Türkiye'de fabrika kuracaktı. 500 milyon euronun üzerinde yatırım yapacaktı. Sonra bu yatırımını geriye çekti. Slovakya'da 500 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirdi. Ama şirketi bir süredir burada duruyor. Volkswagen şirketi tasfiye etmeye karar verdiğini açıkladı. Bu da çok net bir şekilde artık Volkswagen'in Türkiye'de yatırım yapmayacağını gösteriyor. Neden kritik ve önemli bir karar bu? Çünkü Volkswagen dünya çapında önemli bir marka. Böyle bir markanın Türkiye'de yatırım yapma kararı alıp sonra bundan vazgeçmiş olması başka yatırımcıları da etkileyecek. Bir yığın yatırımcı Türkiye'ye gelirken 2 defa, 3 defa düşünmek zorunda kalacak. Ekonomi güven endeksi açıklandı. 3,5 puanlık bir düşüş var.
ASO Başkanı'nın yine enteresan bir açıklaması var Türk Lirası ile ilgili. Türk Lirası olması gereken değerin üzerine çıkarsa yine aynı hatayı yapmış olacağız dedi. Çok doğru, çünkü sanayici aynı zamanda ihracatçı. İhracatçı olarak değerli Türk Lirası ile yurt dışında rekabet etme şansı yok. Özellikle bizim standartımızda olan ülkelerle rekabet etme şansı hiç yok. Türk Lirası'nı ısrarlı bir şekilde değerli hale getirdiğinizde, doları baskıladığınızda sadece Merkez Bankası rezervlerini tüketmiyorsunuz. Hazineyi zora sokmuyorsunuz. Sadece bütçe açıkları vermiyorsunuz. Aynı zamanda reel sektörün ayağını da sıkıyorsunuz. Nitekim bu konuyla ilgili de sizlerle çeşitli paylaşımlarda bulunuyorum videolarda. ASO Başkanı da onu işaret ediyor Nurettin Özdemir. Diyor ki, kardeşim siz Türk Lirası'nı aşırı değerli hale getirirseniz geçmişte olduğu gibi. Biz ihracat yapamayız. İhracat yapamadığımız için dolayısıyla üretmeyiz. Üretemediğimiz için işçi çıkartırız. İşçi çıkartacağımız için işsizlik artar. Aynı zamanda bizim pazarımızda yabancılar ele geçirir demeye getiriyor. Tabi bunu tek bir cümle olarak söylüyor. Aşırı değerli TL hatası tekrarlanmamalı diyor. Doğru mu? Sonuna kadar doğru. Çünkü benim aylardır söylediğim mevzulardan birisi. Aşırı değerli Türk Lirası nedir arkadaşlar? O da gayet basit. Piyasadaki mal, ürün, hizmetlerle bizim nakdi olarak kullandığımız dolar kurunun farklı olması meselesi arkadaşlar. Size şöyle tarif edeyim. Sizin gidip herhangi bir döviz bürosundan ya da bankadan aldığınız dolar 7.30 seviyesinde olabilir. 7.20 seviyesinde olabilir. 5 lira seviyesinde olabilir. Fark etmez. Üretici ya da ithalatçı, sanayici ya da çiftçi dolar maliyetini kendi ürünlerine 9 liradan, 10 liradan, 12 liradan, 14 liradan yansıtıyor ise risklerden dolayı, o zaman iki tane dolar kuru ortaya çıkar. Bir piyasada ürünler üzerindeki dolar, bir tarafta da döviz bürolarındaki bankalardaki dolar. Döviz bürolarındaki bankalardaki dolar tabii ki sadece döviz yatırımcılarını ilgilendirir belki, ama ürün ve mallar üzerinde fiyatlanmış olan dolar hepimizi ilgilendiriyor. Ve burada şöyle bir örnek verebilirim size. Dolar düşüyor ama mal fiyatları, ürün fiyatları aynı oranda düşmüyor. Hala yüksek kurdan hesaplanmaya devam ediliyor. Hiçbir fiyatta geri çekilme olmadığını çok net bir şekilde yaşayarak görüyoruz arkadaşlar. Dövizdeki bu düşüşün suni olduğunu ve bunda ısrar edilmesinin çok da büyük bir tehlike olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Çünkü öyle ya da böyle ürün fiyatları üzerindeki dolar kuruna piyasadaki dolar kuru gelir. Bugün olmasa da yarın gelir. Bugün 7 lira civarında gördüğünüz dolar kuru öbür gün bir bakarsınız 11-12 lira civarında çıkmış. Çünkü ürün fiyatları üzerindeki maliyet 11-12 lira. Onun için arkadaşlar Merkez Bankası'nın sadece para piyasası oyunlarıyla enflasyonu aşağı çekmesi diye bir şey söz konusu değil. Diğer taraftan bakın, Türkiye'deki kırılganlıkları gören yabancılar şu anda atakta. Özellikle büyük para peşinde olan, vurkaç peşinde olan yabancılar atakta. Bunu en net bir şekilde Londra piyasasında görüyoruz. Türk lirasına Londra piyasasında bu kadar çok talep var ise bu Türk lirasına olan güvenden değil, ekonomik kırılmanın getirilerinden dolayıdır. Doların aşırı derecede kırılma ihtimalini gören yabancı Türk lirasını toplar, doğru zamanı bekler ve doğru zaman geldiğinde dolara yüklenmeye başlar. Bir anda dolar kontrolden çıkar, sonrasında da yüksek seviyelerde dolarını bozup Türk lirasına gelir, aynı zamanda yüksek faiz ortamına girer, parasını değerlendirir. O nedenle zaten çok tehlikeli bir oyun oynandığını sizlerle paylaşıyorum. O nedenle zaten çok sıkıntılı bir sürece doğru emin adımlarla gittiğimizi söylüyorum. Hiçbir koşulda kur üzerindeki baskıyla siz ekonomik dengeleri oluşturamazsınız bir. İkincisi de yüksek faiz ortamıyla da dengeleri oluşturamazsınız. Dün 5 Nisan kararlarından bahsetmiştim sizlere ve 1994 krizinden bir cümle bahsetmiştim. Ve mutlaka okumanız gerektiğini söylemiştim ama bazı dostlarımız ya sen anlat demişler. Peki çok kısaca ona da değineyim. Bakın 5 Nisan kararları Türkiye'deki beyaz yakalıların, mavi yakalıların herkesin işsiz kalmasını, bir yeni şirketin iflas etmesini, bankaların batma noktasına gelmesini ve hükümetin de o dönemde iflas etmesini beraberinde getirmiş çok büyük bir çifte krizdir. Bir anda bütçe krizi yaşanmıştır. Öbür tarafta ödemeler dengesi krizi yaşanmıştır. Ve bu büyük bir finansal kriz olarak Türkiye'ye yansımış. Sonrasında ekonomik krize dönüşmüş ve 2001 krizinde altyapısını oluşturmuştur. Bakın yapılan hatalar neydi? Öncelikle onlardan bahsedelim. Birincisi aşırı bütçe açığı. Bütçe açığı neden kaynaklandı? Tabii ki kamu harcamalarından kaynaklandı.
arkadaşlar. Aynı bugün olduğu gibi. Bunun önüne geçmek için önce faizleri indirdiler, baktılar olmadı, faizleri yükselterek dövizi çekmeye çalıştılar. Aynı zamanda kuru baskılamaya çalıştılar. Aynı bugün olduğu gibi piyasadaki dengeleri bozdular, kırılganlıkları arttırdılar. Ödemeler dengesi de bozulduğu için günün sonunda 5 Nisan kararlarını almak zorunda kaldılar. 12 bin lira olan döviz kuru bir anda 36 bin lira seviyesine yükseldi. Bu tür finansal yanlışlar pek çok ülkeyi de ekonomik krize götürmüştür. Bunlardan birisi de Malezya örneğidir. Asya krizi örneğidir. Asya krizinin temelinde yatan bir başka şey, dünyanın en büyük yapılarını, kulelerini, havaalanlarını, alışveriş merkezlerini dikerek inşaata bir yığın parayı gömmüş olmalarıdır. Kamu harcamalarının temelinde yatan bir başka neden budur. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Bu tehlikeli oyunlar, eğer ki elinizde paranız yoksa, yarın döner dolaşır tekrar sizi vurmaya başlar. Bir sene, iki sene önce yaptıklarını yine yapıyorlar. 2 ay, 3 ay maksimum idare ederler. 4. ay bir yığın taviz verirler. Ona rağmen işi toparlayamazlar. En ufak bir hatada da yabancılar ellerindeki Türk lirasını dövize çevirir ve dövize çevirdikleri an büyük kırılmalarla karşı karşıya kalırız. İşte o günlerde döviz kontrolsüzce yükselir ve Merkez Bankası da ne yazık ki sadece bakmakla yetinir. Faizleri yükseltir, yine de frenleyemez. Öyle bir hiper enflasyona sürüklerler ki, öyle yüksek bir faiz ortamına sürüklerler ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Onun için çok tehlikeli oyunlar oynanıyor. Gelin biraz piyasaya bakalım ve piyasada neler oluyor onu da size için değerlendirmeye çalışayım. 7.30'un üzerinde tutunan bir dolar kuru var. 7.30 seviyesi bile bence çok kritik bir seviye. Buralara kadar gelmiş olması bile çok şaşırtıcı. Ancak tabii ki piyasanın sığ olmasından faydalanıyor şu anda. Merkez Bankası, kamu bankaları ve Londra piyasası. Forex piyasası üzerinden de baskıyı arttırıyorlar. Kaldıraçlı işlemlerle dövizi şu anda aşağıya çekiyorlar. Ocak ayı itibariyle bu ibre tamamen terse dönebilir ve işler kontrolden çıkabilir. Faiz arttır beklentisiyle Merkez Bankası'nın üstüne gidilmeye devam edilecektir ve piyasadaki özellikle yabancılar ufak ufak dövizi yukarıya itmeye başlayacaklardır. Merkez Bankası hem eldeki avuçtaki dövizi piyasaya aktarmaya devam edecek hem de ister istemez yeni faiz artırımları yapacak. Bu da faizin daha yüksek bir seviyeye gelmesini beraberinde getirecek. Yabancı için dövizi bozmak ya da almak büyük bir problem değil. Ancak yerli yatırımcı, küçük yatırımcı kendisini korumak için döviz alıyor. Euro, sterlin ya da dolar alıyor ya da altın alıyor. Bu parayı aşağıya doğru çekerseniz, yani dövizi aşağıya doğru çekerseniz, baskılamaya devam ederseniz ikna edemezsiniz satış konusunda. Aksine her düşük seviyeden kur almaya devam ederler. Türkiye'nin kırılganlıklarının bittiğine inandıkları güne kadar. Peki Türkiye'nin kırılganlıkları bitiyor mu? İşsizlik ortamı ortada, enflasyon ortamı ortada, dış ticaret açığı ortada, cari açık ortada, kısa vadeli borçlar ortada, Merkez Bankası'nın rezervleri ortada, bütçe ortada. Bütün bunları herkes gayet net takip ediyor. Ve bütün bunları gören vatandaş da yarın öbür gün ne olur ne olmaz diye dövize yatırım yapmaya, altına yatırım yapmaya devam ediyor. Bakın videonun başında söylediğim Fransız Bilim Konseyi'nin açıklamasını da burada dile getirmek önemli. Diyor ki Fransız Bilim Konseyi, korona Ocak ayı itibariyle tamamen kontrolden çıkabilir. Tamamen kontrolden çıkmış bir korona, yayılımın iyice hızlandığı bir korona bütün ülkeleri ve ekonomileri tedirgin edecek. Kapanmalar daha da artacak ve daha da sıkılaştırıcı önlemler gelecek. Ticaret dip yapacak. Sanayi üretim dip yapacak. Turizm dip yapacak. Bütün bunların dip yapması ticaret anlamında Avrupa'ya göbekten bağlı ülkeler için çok kritik arkadaşlar. Bir yandan da doları baskılayarak rekabet gücünüzü aşağıya çekiyorsunuz. Hem enerjiyi hem tüketim mallarını ithal etmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla ithalatla ihracat arasındaki makas artacak. Cari açığınız kontrolsüzce büyüyecek. Türkiye ekonomisindeki ve döviz üzerindeki baskının artmasını beraberinde getirecek. Sadece palyatif tedbirlerle, kısa vadeli tedbirlerle, sadece kuru baskılayarak enflasyonu da aşağıya çekemezsiniz. Dış ticaret açığınızı da kapatamazsınız. İnsanları, Türkiye'deki vatandaşları da dövizini boz, Türk lirasına dön, %17-19 arasındaki mevduat faizini, paranı yatır diye ikna edemezsiniz. Bugün döviz suni olarak 7.34 seviyesine gelir ama yarın öbür gün 8-8.5-9 seviyesine geleceğini herkes öngördüğü için ucuzdan dolar toplayalım demeye devam eder. Eline geçen 3 kuruşta dolara, euroya, sterline yatırmaya devam eder. Altınsa 1880 seviyelerinde. Onun da temel nedeni tabii ki teşviklerin şu an itibariyle kabul edilmemiş olması. Biliyorsunuz cumhuriyetçiler geçirmedi. Hane halkına yapılan
600 dolarlık yardımın 2000 dolara çıkartılması önerilmişti. Bu cumhuriyetçiler tarafından kabul görmedi ve teşvikler şu anda durmuş durumda. Daha kötü senaryo, yani Biden ve demokratların onayladığı karar senatodan geçmezse cumhuriyetçilerin çoğunluğu nedeniyle, o zaman koşullar daha da sertleşir. Altına olan talep daha da artar. Çünkü bir yandan ekonomiler riske giriyor, bir yandan korona yayılıyor, bir yandan da vatandaşın acil ihtiyacı olan teşvikler geçmiyor. Ve teşviklerin geçmemesi risk ortamını arttırır. Bakın, teşviklerin geçmesi parasal bollaşma ve tasarruf eğilimini arttırır. Onun için altın fiyatları yükselir. Teşviklerin geçmemesi de risk ortamını arttırır. Dolar kıtlığı başlar. O nedenle bu kez altına olan talep artmaya başlar. Her iki koşulda da altın fiyatları kontrolsüz bir şekilde yükselir. Dolayısıyla biz altın fiyatlarının 2000 doları zorlamaya başladığını göreceğiz. Daha sonrasında da rekor denemeleri gelmeye başlayacak arkadaşlar. Brent petrol bugünlerde iyi günlerini yaşıyor, 50 doların üzerine tutunarak. Ama hem Fransız Bilim Konseyi'nin hem Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları, hem Avrupa'da pek çok ülkenin arka arkaya kapanmaya devam ediyor olması, üretimin durma noktasına gelmesi, ticaretin kilitlenmesi büyük ihtimalle petrol fiyatlarını aşağıya doğru kıracak arkadaşlar ve 20 dolar seviyesine doğru giden bir petrol fiyatı göreceğiz. Son söz, Türkiye'de dolar hala çok ciddi manada kırılgan arkadaşlar. Özellikle bu Londra'daki hareketler çok dikkat çekici. Öbür taraftan Yeldin hala dövizden vazgeçmiyor olması dikkat çekici. Bunun üzerine bir de katsa yaptırımları ve Avrupa Birliği yaptırımları eklenirse, ki katsa yaptırımları biz ne kadar geri adım atarsak atalım, o S-400 Rusya'ya gitmeden ve Rusya ile Türkiye arasındaki köprüler atılmadan ortadan kalkmayacak, üstümüzde bir sopa olarak durmaya devam edecek. Hem Avrupa Birliği hem de Amerika katsa yaptırımları bir süre daha gündemde kalacak bu koşullar içerisinde. Hem de sertleştirilerek kalacak. Bu da döviz üzerindeki baskının daha da artacağını bize gösteriyor. Hem doların, hem euronun, hem de sterlinin daha da sert yükselişler kaydedebileceğini gösteriyor. Kısa vadeli borçlar kapıya dayandı. Sendikasyon kredilerini çevirmek bakalım mümkün olacak mı, onu göreceğiz. Firmalar ya da bankalar öyle bir durumda iç piyasaya yüklenmeye başlayacaklar. Bu da doların yükseliş eğilimini hızlandıracak. Doların kırılması olsun da 2000 doları zorlamaya başlamasıyla birlikte gram altını bir sabah uyandığımızda bir bakacağız 550-600 aralığında bir değerde. Ve bu kadar hızlı nasıl yükseldi diye şaşırıp kalacağız, ama bu yükselişe hepimiz tanık olacağız. Gümüşün gramında da aynı tablo görülecek. Bir sabah uyandığımızda 7-8 lira civarında bir gümüş fiyatı göreceğiz. Onun için bu dönemde bütün panik operasyonlarına rağmen, bütün algı operasyonlarına rağmen sakin olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.